Beni Nadir. Yahudi kabilelerinden Beni Nadir, uzun süreden beri Beni Amir'in müttefikiydi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kan diyetini ödemede kendisine yardım etmelerini istemeye karar verdi. Ebu Bekir radıyallahu an, Ömer radıyallahu an ve diğer ileri gelen arkadaşlarıyla onlar gitti ve meseleyi açıkladı. Yahudiler onun isteğini yerine getireceklerini söylediler ve ondan yemek hazırlayıncaya kadar kalmasını rica ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ricalarını kabul etti. O sırada içlerinden görünüşte misafir için verilecek yemek hakkında emirler vermek üzere liderleri Huyay'ın da bulunduğu bir grup onlardan ayrıldı. Onlar kalenin önünde oturmuş beklerken diğerlerinin göremeyeceği şekilde Cebrail aleyhisselam geldi ve hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye dönmesi gerektiğini haber verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı ve bir tek kelime bile söylemeden topluluğu terk etti. Herkes onun kısa bir süre sonra geri döneceğini zannediyordu. Geri dönmeyince Ebu Bekir radıyallahu anh diğer arkadaşlarına onun arkasından gitmeyi önerdi. Hep birlikte Yahudilerden ayrılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara olanları anlattı ve Muhammed İbni Mesleme'yi Beni Nadir'e ne söyleyeceğini bildirerek gönderdi. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh bütün hızıyla kabilenin olduğu yere gitti. Onu gören bazı liderler karşılamaya çıktılar. Onlara şöyle dedi: Allah'ın Resulü beni size gönderdi ve şunları söyledi. Beni öldürmeyi amaçlayarak aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu anlattığı şekliyle onlara suikastin tüm ayrıntılarını anlattı ve mesajının püf noktasına gelerek şöyle bağladı. Peygamber, size ülkemi terk etmeniz için 10 gün veriyorum. O günden sonra hala burada olanlarınızın başı kesilecek dedi. Onlar, ey Mesleme'nin oğlu, bir evslinin bize böyle bir haber getirebileceğini ummazdık dediler. İbni Mesleme, gönüller değişti cevabını verdi. Çoğu hemen ayrılmak için hazırlıklara başlamışlardı. Fakat İbni Ubey onları kalmaya teşvik eden ve yardım edeceğini bildiren bir haber gönderdi. Huyay'da komşuları Beni Kurayza ve Bedevi müttefiklerinin böyle bir durumda kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek Yahudileri kalmaya ikna etti. Tüm bu müttefiklere yardım haberi gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de kardeşini haberci gönderdi. Biz evlerimizi ve mallarımızı bırakıp gitmeyeceğiz. O halde ne yapacaksan yap dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah büyüktür. Allahu Ekber dedi ve bu tekbir tüm arkadaşlarının ağzında tekrarlandı. Arkadaşlarına Yahudiler savaş ilan ediyor dedi. Bir ordu hazırlayarak şehrin güneyindeki Nadir yerleşim bölgesine doğru ilerlediler. Sancağı Ali radıyallahu anh taşıyordu. İkindi namazını korunma bölgelerinin dışında olduğu için Yahudiler tarafından terk edilen geniş bir bahçede kıldılar. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini kalelere doğru ilerletti. Surlar, okçular ve sapancılar tarafından korunuyordu. Bu askerlerin yanında okları bittiğinde ve sur duvarları saldırıya uğradığında kullanılmak üzere taşlar da vardı. İki ordu da hava kararıncaya kadar karşılıklı ok atışları yaptılar. Yahudiler karşısındakilerin saldırı hızı karşısında şaşkınlığa dönmüşlerdi. Fakat ertesi gün nasıl olsa Beni Kureyza'nın ve İbni Ubey'in yardımları ulaşır diye düşünüyorlardı. Birkaç gün sonra da müttefikleri Gatafan kabilesi imdada yetişirdi. O sırada Müslümanların ordusu Medine'de çeşitli sebepler yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıkamayan Müslümanların da orduya katılmasıyla gittikçe büyüyordu. Yatsı namazı vaktine kadar ordu düşmanı her taraftan sarabilecek derecede çoğalmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla birlikte namaz kıldı ve Hazreti Ali'yi ordunun başına bırakarak
10 kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Ordu sabah namazına kadar Allah'ı yücelten şiirler okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında onlara katıldı. Günler geçiyor ve Beni Nadır beklediği yardımlar için ümidini yitiriyordu. Beni Kureyza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığı anlaşmayı bozmak istememiş, Beni Gatafan sessiz kalmış, İbni Ubey de her zaman olduğu gibi bir şey yapamayacağını anlamıştı. Çok ümitli olan Beni Nadır'ın ümitleri gittikçe kayboluyor ve aralarındaki anlaşmazlıklar artıyordu. Kabile, uzun zamandan beri süren anlaşmazlıklar ve düşmanlıklarla parçalanmıştı. Şimdi ise dış dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette hiçbir yardım alamıyordu. O güne yakın bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sur duvarlarının yakınındaki bir iki hurma ağacını kesmesiyle bu ümitsizliği ve çaresizliği daha fazla hissetmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu toprakların kendinin olacağını bildiği için bu ağaçları kurban olarak kestirmişti. Ağaçların kesilmesi ilahi bir emirle ona bildirilmişti. Bu emrin yerine getirilmesiyle düşmanın karşı koyma gücü tamamen yok oldu. Onlar için hurma ağaçlarının özel bir konumu vardı. Çünkü bu ağaçlar geçim kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi topraklarından ayrılmaya zorlansalar bile o yerleri hala kendilerinin olarak düşüneceklerdi. Çünkü gelecekte onu tekrar kazanma ümitleri vardı. Kureyş, vadiden İslam'ın izlerini silmek üzere söz vermişti. Fakat eğer hurma ağaçları kesilirse onları yenilemek yıllar alırdı. Sadece birkaç tanesini kesmişlerdi. Fakat bu tahrip nereye kadar varacaktı? Huyay, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme topraklarını bırakıp gideceklerine dair haber gönderdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bütün mallarını götürebileceklerine dair verdiği sözde artık duramayacağını söyledi. Topraklarınızı bırakın dedi. Silahlarınız ve zırhlarınız dışında develerinizin taşıyabileceği miktarda mal götürebilirsiniz. Huyay ilk önce bu teklifi reddetti. Fakat kabiledeki diğer adamlar onu kabul etmeye zorladılar. İki hafta önce bıraktıkları hazırlıklara tekrar başladılar. Evlerinin kapılarına ve eşiklerine varıncaya kadar bütün eşyalarını develere yüklediler. Hazırlandıklarında Suriye yolu üzerinden kuzeye doğru yola çıktılar. O zamana kadar bu ölçüde zengin ve büyük bir kervan daha görülmemişti. Medine'nin kalabalık çarşısından geçerken develer tek sıra halinde yol aldılar. Her deve yüklerinin zenginliği ve süslerinin çokluğuyla ayrı bir şaşkınlık unsuru oluyordu. Develerin üstündeki tahtların perdeleri, içindeki çeşitli renklerde ipekler giymiş, altın, elmas, yakut gibi değerli taşlarla süslenmiş kadınları gizlemek için örtülmüştü. Beni Nadir'in zengin olduğu bilinirdi fakat o zamana kadar kendilerinden başka çok az kişi onların bu zenginliğini görebilmişti. Yolculuklarına davul ve çalgı sesleri eşliğinde devam ettiler. Böylece şimdi topraklarını terk ediyor durumda olsalar da başka yerlerde daha güzel toprakları olduğunu ve oralara gittiklerini göstermek istiyorlardı. Yahudilerin çoğu Hayber'de durdu ve önceden sahip oldukları topraklara yerleşti. Diğer bir grup da kuzeye gitti ve Eriha'ya veya Suriye'nin güneyine yerleşti. Vahyin bildirdiğine göre Yahudilerin toprakları fakir ve muhtaçlara verilmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olacaktı. Bu topraklar özellikle yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış olan muhacirler içindi. Fakirlikleri nedeniyle Ensardan sadece iki kişiye toprak verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprakların çoğunu muhacirlere vererek onları bağımsız kıldı ve Ensar'ın üzerindeki bakım yükünü kaldırdı.